Şimdi önümüzdeki pazar günü, önümüzdeki pazar günü bir referandum var. Bir referandum. Yani bir karar verilecek. Karar biraz önce söylediğim gibi Milas ve çiftçi açısından bir sonuç doğuracak. Emekliler önümüzdeki Kurban Bayramı'nda Tayyip Bey'in dediği 2000 lirayı mı alacaklar, yoksa Kemal Bey'in dediği 15 bin lirayı mı alacaklar, ona karar verecekler. Staj mağdurları Tayyip Bey kendisini unutmuştu. Kılıçdaroğlu staj mağdurlarını unutmuyor. Kılıçdaroğlu Bağkurluları unutmuyor. Kılıçdaroğlu yardımcı hizmet sınıfını unutmuyor. Atanamayan öğretmeni, atanamayan sağlıkçıyı, atama bekleyen güvenlik görevlilerini unutmuyor. Karar verecek polis. Recep Tayyip Erdoğan olursa ikinci şart kazığını yedi. Kılıçdaroğlu olursa ikinci şarttan kurtulacak örneğin bir polisi. Ehliyet affı bekleyenden her türlü mağdura kadar Kemal Bey'in verilmiş sözleri duruyor. Ama referandumda bir karar daha var. O karar hepimiz için. Emeklisinden çalışanına, gencinden yaşlısına, Milaslısından Ardahan'ın Aralık ilçesinde oturanına kadar hepimizi ilgilendiriyor. Bizim genç bir nüfusumuz var. Yoksulluğumuz var. İşsizliğimiz var. Kısıtlı kaynaklarımız var. Tayyip Bey kendisine seçmen olsun diye biz ensarız, onlar muhacir diye anlatarak, sınırları açarak Türkiye'ye 10 milyon düzensiz göçmeni getirdi. Bu göçmenlere vatandaşlık hakkı veriyor. Milas'ın, Muğla'nın MHP'lisi, AKP'lisi şunu bilsin. Bu seçimde belki de son kez size ihtiyaç doğuyor. Çünkü 10 milyon yabancı sığınmacı var. Bizim doğum ortalamamız 2.1, onların 7.2. Bunlar Türkiye'de bu hızla çoğaldıkça her fırsatta sınırdan Suriyelisi, Afgan'ı, İranlısı geldikçe Tayyip Bey tarafından bunlara vatandaşlık verildikçe Almanya vatandaşlık için uzun yıl oturma şartı arıyor, entegrasyon şartı arıyor, Almanca dil sınavı şartı arıyor. Dün Tayyip Bey'in televizyonu A Haber hacı amca sanıp kapıda karşılıyor, Suriyeli giriyor, bir kelime Türkçe bilmeden Recep Tayyip Erdoğan'a oy atıyor. Bugün Milas'ın MHP'lisi, Milas'ın AK Partilisi yarın pişman olursa, iktidarı değiştirmek isterse artık ona ihtiyaç yok. Çünkü Tayyip Bey'in Suriyelileri, Afganları, İranlıları, her türlü düzensiz göçmeni vatandaşlık karşılığı MHP'linin, AKP'linin yerini tutacaktır. Bu pazar, önümüzdeki pazar oy verirken eğer Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirsen Suriyelilere kalmalarına, vatandaş olmalarına, senin çocuğun yerine işe girip senin para ödeyerek aldığın ilacı eczanede, hastanede maaştan kesilen tedavi parasını bir kuruş almadan, bir kuruş ödemeden almalarına, çocuk bezi senin çocuğuna parayla, onlara bedava bunun sürmesine, kadın bedinin dahi devlet tarafından karşılanmasına ve bunun karşılığında sadece Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesine karar vereceksin. Tayyip Bey'e verilen oy bu politikanın devamınadır. Kemal Kılıçdaroğlu,
Suriyeli göçmen düşmanı değildir. Ancak göçmen yaratan politikalara düşmandır. Recep Tayyip Erdoğan gibi memleketi sığınmacı yuvasına çeviren siyasetçilerin karşısındadır. Eğer Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz 6 ay içinde Esad'la anlaşılarak güle oynaya davulla zurnayla hepsi memleketlerine gidecektir. Söz veriyoruz. Bir son gelişme var. Akşam eve gidince duyarsınız. Seçimde Tayyip Erdoğan'a oy verenler oldu. Bize oy verenler oldu. Sayın Sinan Oğan'a ve çekildiğini bilmeden Sayın Muharrem İnce'ye oy verenler oldu. Erdoğan'dan memnun olan Erdoğan'a oy verdi. Olmayanlar tercihlerini bu şekilde kullandılar. Şimdi Sinan Oğan muhalif olduğunu, muhalif söylemleri söyleyerek AK Parti'nin göçmen politikasını eleştirerek AK Parti'nin içindeki Hüdaparcıların Türk milleti, Türk bayrağı muhalefetini eleştirerek anayasanın ilk 4 maddesi değişsin demelerini eleştirerek oy toplamıştır. Şimdi Sinan Oğan saraydan yana, Tayyip Bey'den yana bir tavır koyuyor. Biz yorulamayın. Biz bakın, biz Sinan Oğan'ın kendi kararının gerekçelerini ona, onunla ilgili değerlendirmeyi seçmenlere ama onun hassasiyetleri, onun dile getirdiği hassasiyetlere göre oy veren seçmenin oylarına talibiz. O seçmenin oylarını istiyoruz. İlk turda Sinan Oğan'a oy veren, anayasanın ilk 4 maddesi değişmesin diyen, Türk bayrağı, Türk milleti saldırı altına girmesin diyen, Hizbullahçıların izinden yürüyen Hüdaparcılar, kadının medeni hukuktan gelen haklarına saldırmasın, kadını ikinci sınıf vatandaş yapmaya çalışmasın, kadına karşı şiddet yasası kalkmasın diyenler, bu ülkeyi sevenler ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, Muharrem İnce'ye, Sinan Oğan'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenler, ikinci turda birleşin, 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 birleşin. Sinan Oğan'ın umut verdiklerine, Sinan Oğan'ın söyledikleriyle oy verenlere buradan gençler bağırıyor. Hep beraber söyleyelim. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Şimdi bu pazar günü sandığa gidecek, geçen seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu verdiği oyu tekrar edecek olanlara yürekten bir alkış. Bu pazar sandığa geçen pazar gitmeyip bu pazar gelecek ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaklara ve onları ikna edecek olanlara yürekten bir alkış. Geçen pazar Muharrem İnce'ye oy verip bu pazar birlikte olacağımız gençlere yürekten bir alkış. Geçen pazar Sinan Oğan'a oy veren, bugünkü açıklamayla kanı donan
üzülen ama sandık başına gidip vatana, bayrağa, anayasaya, kadınlara sahip çıkacak olan seçmenlere yürekten diyoruz. Daha gelecek kadar bu işi bitirmek için daha çok alkış, daha çok destek. Hepinizi seviyorum. Bu işi siz kazanırsınız. Bu işi siz bitirirsiniz. O zaman biraz haydi sandık başına gidelim.